Teker Muhabbetler'den herkese selam. Yepyeni bir bütçe meselesi videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz diğer videolarımıza göre bir tık daha farklı bir video olacak. Çünkü Almanya'daki ikinci el Audi fiyatlarını sizler için inceledim. Arkadaşlar bazı araçlar 0 kilometre ama Audi satış bayilerine değil, yani buradaki Türkiye'deki galerilerdeki 0 kilometre araçlar gibi 0 kilometre olanlar. Genel anlamda ikinci el araçları incelemek istedim. Birkaç tane 0 kilometre araç da var aralarında. Ve Türkiye'de malum sarı sitede yayınlanmış emsali araçların fiyatlarını da sizler için derledim, toparladım. Ve ikisi arasında bir kıyaslama yapacağım arkadaşlar bugünkü videomda. Euro kurunun hareketlerinden kaynaklı 9.40'a sabitledim kuru. 9.40 üzerinden hesaplayacağız. Şu anda Türkiye'de Euro 9.45. Bakalım üretildiği ülkede, yani Almanya'da Audi fiyatları nasıl? Türkiye'ye geldiğinde nasıl oluyor? Bazı araçların emsallerini bulamadım arkadaşlar. Emsalini bulamadığımız araçlara en yakın araçları sarı siteden seçerek fiyatlarını aldım. Haydi hep beraber bakalım Almanya'daki ikinci el Audi fiyatları nasılmış? Arkadaşlar kanal olarak genellikle araba fiyatlarıyla da ilgilenen bir kanalız. Dört Teker Muhabbetler olarak. Bununla ilgili daha önce de birçok video yaptım. Bazılarını yukarıdaki kartlara koyacağım zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Ama fiyat artışları son dönemde o kadar hızlı gerçekleşiyor ki çektiğimiz videoların da aslında pek bir anlamı kalmadı. Neden? 70.000 TL'ye alınabilecek araçlar diye bir video yapmıştım birkaç ay önce. Kanalda bulabilirsiniz. Şu anki aynı araçların fiyatlarını da değerlendirdiğiniz zaman artışın ne kadar hızlı olduğunu aslında anlamak çok da güç olmayacaktır. Ama sizler tekrardan izlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Euro'yu 9.40'tan hesapladım. Bunu tekrardan buraya bir dipnot olarak düşüyorum ve haydi hep beraber başlayalım. İlk aracımız Ares Q3 Quadro S-Tronic. Arkadaşlar görsellerde görmüş olduğunuz araç 400 beygir ve 2500 motor. 8500 kilometrede 2019 model 66.980 euroluk bir satış bedeli var bu aracın. Malum sarı sitede aynı aracı bulamadım arkadaşlar. Ares Q3 sarı sitede bulan varsa ya da Türkiye'de Ares Q3 aynı bu videoda anlattığımız araca benzer emsali olabilecek bir araç var ise mutlaka yorumlarda link olarak atın, hep beraber bakalım. 66.980 euroluk bir fiyatı var arkadaşlar. Yani 9.40'tan hesaplarsak 629.612 TL yapıyor. Bakalım bu araca en yakın olabilecek sarı sitedeki araç hangisi? Arkadaşlar 2020 model Audi Q3 35 TFSI bulduk bir tane.
Bu araç 2020 model ve 0 kilometre. Ama tabii ki Ares olmadığından dolayı ve standart 1.4 TFSI olduğu için bu araç daha ucuz kalacaktır diye düşünüyorum. Model yılı her ne kadar bu görselde gösterdiğimiz araçtan daha yeni bir olsa bile 2500 motorluk bir Ares Q3 değil bu araç. S-Line paket fiyatı 855.000 TL arkadaş. Almanya'daki Ares Q3 629.612 TL'ye karşılık gelirken, yani 66.980 Euro'ya karşılık gelirken, satılırken, bizim buradaki 1.4 TFSI 2020 modellik S-Line paket Audi Q3 35 TFSI modelli aracımız 855.000 TL arkadaşlar. Ares olsa bence milyonu bulabilirdi diyorum. Ve hemen vakit kaybetmeden ikinci aracımıza geçiyorum. Audi TT TTS Coupe 2.0 TFSI Quattro. Arkadaşlar görsellerde görmüş olduğunuz aracımız benzinli 306 PS'lik güç üreten 2 litrelik bir motor hacmine sahip. 8000 kilometrede 2019 model ve 49.980 Euro. Yani 460.412 TL'ye tekabül ediyor. Bu aracın aynı donanımı ancak 2017 modelini bulabildim. Sarı sitede, malum sarı sitede 15.000 kilometre civarında 2017 model Audi TTS 2.0 TFSI Quattro 850.000 TL civarında bir fiyat aralığına sahip arkadaşlar. Almanya'da 2019 modeli 8.000 kilometredeki görselde gördüğünüz araç 460.412 TL'ye denk gelirken, Türkiye'deki 2017 model civarındaki emsali sayılabilecek Audi TT'ler 850.000 TL'ye kendisini alıcı arıyor. Üçüncü aracımız Audi A6 Avant 40 TDI S-Line paket S-Tronic şanzıman. Görsellerde gördüğümüz araç 204 beygir 2 litrelik bir dizel motora sahip. 14.000 kilometrede 2020 model arkadaşlar 48.980 Euro'ya, yani 460.412 TL'ye kendisini alıcı arıyor. Malum sarı sitedeki araçlara bakacak olursak emsali 2020 model Audi A6 Avant 2000 TDI 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 155 bin TL arasında bir dağılıma sahip. Yani 1 milyon 200 bin TL, 1 milyon 160, 1 milyon 170 bin TL gibi bir fiyata satılıyor Türkiye'de. Almanya'da bu aracın satış fiyatı ise tekrardan söylüyorum 460 bin 412 TL. Dördüncü aracımıza geçiyoruz. Dördüncü aracımız Audi A3 Limousin 35 TD Design Paket S-Tronic şanzıman. Görsellerde görmüş olduğunuz araç 150 beygirlik bir 2 litre dizel motora sahip. 18.000 kilometrede 2019 model 24.980 euro. Yani Türkiye'de 9.40'tan hesaplarsak 234.812 TL'ye tekabül ediyor. Sarı sitede benzer aracı bulduğumuz zaman, emsali aracı bulduğumuz zaman ise 467.000, 469.000, 470.000 TL gibi rakamlara kendisini alıcı arıyor Türkiye'de. Beşinci aracımız Audi Q5 40 TDI Design Paket Quattro S-Tronic şanzıman. Arkadaşlar görsellerde görmüş olduğunuz araç 190 beygirlik 2 litrelik standart TDI motora sahip. 35.000 kilometrede ve 2019 model 43.980 Euro'ya satılıyor. Yani Türkiye'deki fiyatı 413.412 TL. Aracın sarı sitedeki emsali modelleri ise 920.000 ile 950.000 TL bandında satılıyor arkadaşlar. Almanya'daki bu araç 413.000 TL iken Türkiye'de 900 küsür bin TL'den kendisine alıcı bekliyor. Altıncı aracımız Audi A5 Sportback S-Line paket 35 TDI. Arkadaşlar görselde gördüğünüz araç 150 beygirlik 2 litre dizel motora sahip TDI motor. 26.000 kilometre 2019 model. 34.980 Euro'ya, yani TL'ye çevirirsek 328.812 TL'ye kendisine alıcı bekliyor. Aynı araç Türkiye'de Audi A5 malum sarı sitede 790.000 lira, 800.000 lira, 810.000 lira civarındaki bir bantta seyrediyor arkadaşlar. Almanya'daki fiyatı 328.000 TL, Türkiye'deki fiyatı 790-800.000 TL civarında. Yedinci aracımız arkadaşlar Audi A3 Cabrio 35 TFSI Sport Paket. Görsellerde görmüş olduğunuz araç 150 beygirlik 1.5 litre TFSI motora sahip.
Volkswagen'den tanıdığımız standart 1.5'lik TSI motor aslında bu. 18.000 kilometrede 2019 model 32.380 euro. Yani 304.372 lira. Peki arkadaşlar, bu aracın Türkiye'deki sarı sitede, malum sarı sitedeki emsali modelleri ne kadar diyecek olursanız, hemen bakıyorum önümdeki notlarıma, 435.000 ile 450.000 TL arasında değişiyor aynı aracın Türkiye'deki versiyonları. 8. aracımız arkadaşlar Audi Q3 1.4 design paket. Görsellerde görmüş olduğunuz aracımız 125 beygir 1.4 TFSI motora sahip. 6000 kilometrede 2018 model 24.980 euroya, yani 234.812 TL'ye satılıyor. Türkiye'deki malum sarı sitedeki fiyatları ise bu arkadaşlar, bu araçların 475.000 ile 490.000 TL arasında gidip geliyor. Ve 9. aracımız arkadaşlar Audi'nin en iddialı modellerinden e-tron Sportback 55 Quadro S-Line paket. Görsellerdeki bu muhteşem araç 450 beygirlik bir elektrikli motora sahip arkadaşlar. 115.870 Euro'dan satılıyor. Yani Türk lirasıyla 1.089.178 TL. Arkadaşlar aynı aracın malum sarı sitedeki satış fiyatı ise 1.325.000 TL. Diğer araçlar gibi bu araçlar arasında Türkiye ve Almanya arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Bunun sebebi de aracın elektrikli olması. ÖTV farkı burada devreye giriyor arkadaşlar. ÖTV'nin son güncellemesiyle ilgili daha önce bir video yapmıştık. Yukarıdaki kartlardan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. 10. aracımız benim hastası olduğum bir araç. Audi SQ8 TDI. Görsellerde görmüş olduğunuz araç 435 beygirlik dizel motoru sahip. 149.000 Euro'dan satılıyor arkadaşlar. TL'ye çevirecek olursak 1.400.000 TL civarında bir fiyatı var. 0 kilometre arkadaşlar bu araç. Hemen Türkiye'deki malum sarı site dedik gene. Buradaki emsali aracın fiyatı ise 2.895.000 TL. Arada neredeyse 2 katlık bir fark var arkadaşlar. Ve 11. aracımız, son aracımız Audi A8 Quattro uzun kasa arkadaşlar. 50 TDI koduyla geliyor bu araç. Görsellerdeki aracımız 286 beygir gücünde 3 litrelik dizel motora sahip. 16.000 kilometrede 2019 model 69.980 Euro'dan satılıyor. Yani TL karşılığı da 657.812 TL. Aracın malum sarı sitedeki emsali diyebileceğimiz satış rakamı ise 2.550.000 TL. Arkadaşlar genel anlamda 11 tane model çektik. 11 tane modeli size anlattık burada. Bu 11 modelde de 2 katlık bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. İkinci elde olsa araçlar. Almanya bu araçların üretildiği yer, biliyorsunuz ki. Üretildiği yerdeki fiyatlarının daha uygun olması normal. Ama tabii ki Türkiye'de ÖTV vesaire gibi vergilerden kaynaklı olarak biz bu araçlara çok yüksek rakamlar ödeyerek sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Bunun tek bir çözümü var bence, üretmek. Yani Türkiye'de kendi araçlarımızı ürettiğimiz zaman bu fiyat farkları ortadan kalkacak. Aynı kalitedeki araçlara daha uygun fiyatlara sahip olabileceğiz düşüncesindeyim. Bu inançtayım arkadaşlar. İnşallah beklediğimiz TOK projesi bir an önce hayata geçer ve kendi yerli otomobilimize gönül rahatlığıyla uygun fiyatlara binebiliriz. Almanya'daki ikinci el diğer araçların videosunu da en yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum görseller için. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.